Murat. Murat'cığım nereye gidiyoruz dostum? Abi İzole gidiyoruz. Ne yiyeceğiz? Börek yiyeceğiz. Dün en son biliyorsun saat 11'de falan yemiştik. Yok ben 12.30 diye. Ha hadi 12.30'a kadar oturduk da yedik. Şu an bak 10 saattir açız. 10 saattir açız. 10 saattir açız. Niyazi abi bu Adana'da herhalde hiç doyum olmuyor. Abi hemen olay bende patlıcanla attırıyorum. Patlıcanla börek attırıyoruz. Eser'cim. Fena bu şeyler adamlar oluyor. Hani bu bir tweet vardı ya. Yedikçe yoruluyorum, yoruldukça yiyorum. Değil mi? Bu olay galiba dün akşam bunu tatbik ettik değil mi? Kesinlikle. Eser'den sevdiği ve benim de sevdiğim anlardan biri olan böreğe gidiyoruz. Abi yok yok biz zaten 4-5 kişiyiz abi. Ama görüntü evet. Alacağız. Biz bugün Murat'la Niyazi abiye emanetiz. Tadım notları ve milliyeciye emanetiz. Bizi bayağı bir... Tamam abi hadi görüşürüz. İyi anlamda. Adana'da sabah kahvaltına biliyorsunuz ciğer yenir bir de börek yenir. O yüzden biz de şimdi İzol böreğe geldik. Abi burası mevki olarak neresi? Saydam. Saydam Caddesi'ndeki İzol böreğe geldik. İşte açılışı bugün burada yapacağız. Şimdi biz işin menbaına geldik. Burası böreklerin pişirildiği kısım. Az önce çevirme kısmını kaçırdık ama muhtemelen bir daha yakalarız. Ha, şimdi çeviriyor musunuz? Hoppa! Ön tarafı pişti, şimdi arka tarafı da çevirdi, diğer tarafı da pişecek. Aman yarabbim. Altın sarısı ya. Şimdi Niyazi abi, bu Adana böreğin olayı ne? Abi olay şu aslında, Adana böreği demeyelim, Adana usulüsü böreği diyelim. Adana usulüsü böreği. Altı ve üstü baklava hamuru, alt katla et yosun haşlama hamuru. Haşlama hamuru. Özelliği niye üstü altı çıtırlıyor? Baklava hamuru olduğu için. Baklava hamuru olduğu için, evet. Aynen bak, bu çıtırtı baklava hamuru sayesinde bunun yaklaşık İzol 20-25 çeşidini yapıyor. Patlıcanlı, kıymalı, peynirli, pizzalı. Pizzalı. Mantarlı, zeytinli. Peki favori ama peynir değil mi? Bunun esas orijinali peynirli. Peynirli ama içerisinde bir tane değil. En az 3 tane çeşit peynir var. Karışıyor. Sanırım her mekanda kendine ait bir peynir şey mi var yoksa sabit mi o peynir? Onu söylemezler. Söylemezler. Zaten dediğim gibi herkes farklı peynir kullanıyor. Uzat 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 uzat. O da bu da öyle abi. Yemediğim gibi özlemiyorum. Şehirdeki yok. Şimdi biliyorsunuz Adana Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden bir tanesi. Ve Adanalılar bunun çözümünü muzlu sütle bulmuşlar. Özellikle yazın en sıcak günlerinde, o en nemli günlerinde o buz gibi muzlu süt sizi günü o enerjiyle devam etmenizi sağlıyor. İşte şimdi de Zeki Büfe'ye geldik. Aslında burada birkaç tane daha çok ünlü yerler var ama biz Zeki Büfe'ye gelmeyi tercih ettik. Şimdi burada güzel bir muzlu süt içerek günümüze devam edeceğiz. Muzumuzu atıyoruz. Eser, asıl olay burada abi. Asıl olay bu işte. Bu mu diyorsun? Hani evde yapıyoruz, tutmuyor falan filan diyorlar ya. Asıl olay bu işte. Bu evde biraz zor oluyor işte. Biz bunu özel olarak böyle donduruyoruz. Donduruyorsun, çekiyor musun sonra? Öyle bir şey var mı? Kaynatıp donduruyoruz. Kaynatıp donduruyoruz, bu şekilde bu hale getiriyoruz. Çok iyi. Ustam ne şey dedi sen? Manem mi diyorsun? Öyle. Çiğ var ha, değil mi? Evet. Susuz bulmamız lazım. Bunu yapıyoruz. On dedi. Bu ne? Balımızı atıyoruz. Bal. Bal. Evet. Onun için kafamızı katmışabiliyoruz. Tamam yap atom da bir şey ya. Evet. Heh. Bunu da atıyoruz. Yan tarafta da atom yalıcı. Evet. Gene çerezimizi atıyoruz önce. Badem devreye girdi yine. Evet. Sonra avokado alıyoruz. Heh. Avokado. Evet. Hazine var. Hazine baksana. Vay vay vay. Dükkanın en pahalı şeyi ya. Evet. Şu anda pek bulunmuyor zaten. Evet. Son geçiyoruz. Zamanlar herhalde değil mi? Evet. Çıkıyor. Dıştaki içini çıkarıyoruz. Böyle. Evet arkadaşlar bana gerek kalmıyor çünkü bak, çok güzel anlatıyorlar. Hazine burada bak. Cennet meyvesini atıyoruz. Cennet meyvesi. Evet. Olma. Değil mi? Burada da mango ile çilek karışımı var. Mango çilek. Mango evet. Çilek. Bir sütümüzü alıyoruz. Heh gene aynı. İşte, gerçekten hani atoma adına yakışır bir şey oldu yani. Evet. Evet. Sütle girdi. Sütle girdi. Bal. Evet. Usta sen bizi koşturacaksın herhalde Adana'da. He? Genelde koşmak için buraya geliyoruz. Bir şey geliyoruz.
önemli Adana'daki bir diğer kahvaltı tercihi tost arkadaşlar. Özellikle son zamanlarda biliyorsunuz Ütü Tost'la birlikte bayağı bir bu sektör de patladı. Şu anda yine Çakmak civarında Saydam Tost'a geldik. Şimdi burayı bir göstereceğiz size. Tost sevenler için güzel bir seçenek olacaktır. Allah'ımıza bin şükürler olsun. Mekana giriş yaptık. Tahsin abinin yanına geldik. Ütü Tost'unu Adana'da ilk yapanlardan bir tanesi. Kesinlikle yaşını söylemiyor ama 50 yıldan beridir bu tostu yapıyormuş. Tahsin abi merhaba. Merhaba. Yani laf olsun diye değil arkadaşlar. Gerçekten Ütü Tost. Bakın görüyorsunuz Ütü de şurada biraz duruyor. Tuz. Tuzumuzu attık. Pul biber. Pul biber. Oho. Moldan moldan. Domatesi atıyoruz. Domates devreye girdi. Evet. Piştikten sonra yumurta. Domates giriyor işin içine. Yok. Üstüne de üstüne direkt dökeceksin. Bunu da 2-3 böyle ateşin üzerinde böyle çeviriyoruz. Asıl soru şu, biz bunu nasıl yiyeceğiz Eser? Vallahi. Buyurun, afiyet olsun. Eline sağlık. Şimdi durmak yok diyoruz arkadaşlar, yemeğe devam diyoruz. Zavallı Döner'e geldik. Burasının özelliği et döner. Çok güzel bir et döneri yapıyorlar. Közde, odunda yapıyorlar bu et döneri. Şu anda da sırada döner var. Kolay gelsin usta. Merhaba, müsaade. Nasılsınız? Sağ ol. İyidir. Ne o? Bu lokma abi. Bu bize özel lokma. Küçücük. Küçük böyle. Tam şu an bizim duruma iyi gibi. Bizim duruma iyi gidiyor şu an. Kesinlikle. Lan gerçekten ne yesek beğeniyoruz. Şimdi abarttığımızı belki düşünüyorsunuz ama yani Adana sokak lezzetleri konusunda Türkiye'de gerçekten eşsiz bir şehir. Ben devam edeceğim ya. Çok çok güzel. Yalnız var ya. Şalgam için de acayip rahatladım ya. Vallahi acayip rahatladım. Adana'da yine içmeniz gereken meyan şerbeti. Bağırsağın, midenin, böbreğin dostu, karaciğer yalanmasını önler. Aslında bu işte iyi gelir. Yeryüzünde kalmış tek orijinal. Suyla meyan kökü. Suyla meyan kökü. Başka hiçbir şey. Katkı boyu yok içinde. Herkese tavsiye ederim. Gibi ya. Özellikle midenin dostudur. Valla denemeniz gereken lezzetlerden bir tanesi daha diyorum. Yoluma devam ediyorum. Peki. Arkadaşlar, burada işin ehlileriyle beraberim. Gerçekten Şampiyonlar Ligi masasındayım şu anda. Millici, Hatay Sandıkçı, Tadı Notları, Şifacı hepsi burada. Şimdi bir soru soracağım, hepsinden bir cevap alacağım. Murat'cığım. Evet. En sevdiğin sokak lezzeti Adana'da yani. En sevdiğin sokak lezzeti. Şırdan abi. Kebap. Kebap. Adana kebap. Yani normal klasik kebap. Kuşbaşı. Kuşbaşı. Niyazi abi. Ciğer. Ciğer. Adana kebap. Adana kebabı. Vallahi. Benim için Adana böreği diyorum çünkü çok etçi bir insan olmadığım için Adana böreği hastasıyım. Gördünüz, duydunuz, işin ehlilerinden duydunuz. Ona göre siz de seçiminizi yapın. Şimdi günün ilk kebabını yemek için Reşit Usta'ya geldik arkadaşlar. Burası baraj yolundaki bir mekan. Ustam da bize ne yapacak? Küşleme başladı. Küşleme yapacakmış. Adana'da küşlemeyi de deneyeceğiz. Ondan sonra yine yolumuza devam edeceğiz. Bakalım bu lezzet nasıl olacak? İnce ince kestik. Şimdi de dövüp küşlemeyi içine salacağız. Küşleme koyunun ince sırt kısmında 400-500 gram kadar çıkan en güzel yeri. Bir tane çıkıyor zaten. Evet abi. Tamam. Şöyle ince ince sarmak için bu şekilde sarıyorsun. Şimdi tuz ve toz biberi. Tamam. Tuzlar devreye girdi. Toz biber. Evet. Şimdi pişmeye hazır. Veriyoruz. Şimdi kendi abi. Şimdi bu arada ben anlatmıyorum çünkü işin ehlileri burada olduğu için Eser anlatıyor. Eser anlatınca artık ben bir şey demek istemiyorum. Çok da güzel anlatıyorsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın.
Şimdi Gaziantep'teki küşlemeden farklı biraz anlatmak lazım. Antep'te saf yani etin üzerine yapıyorlar küşleme kebabı. Burada etrafında bu şekilde bir kuruk yağıyla güzelce bir sarıyorlar. Üzerine böyle bir fıstık tozu döküyorlar. Adamın en sevdiğim özelliklerden bir tanesi de hangi kebapçıya giderseniz gidin böyle salçalı ekmek ya da işte böyle baharatlı ekmekler var. Bu şekilde sarıyorsunuz. Şimdi bunu da sizden çalıyorum hocam. Bakın şöyle bir yağ damlayacak. Tabii bu yağ buraya damlamayacak. Sizin bileklerden aşağı damlayacak. O zaman yemeğe devam. Hadi doyduk diyoruz inanmıyorlar arkadaşlar. Bakın köydeki yengem yapıyor. Tereyağı. Sürecan deri gir. Ben biliyorum niyetini. Hadi. Tam dolmuş tutuyoruz ya. Yani hadi kalkalım. Demiştim. Öyle miydi? Afiyetler olsun. Teşekkür ederim. Adana gerçekten garip memleket arkadaşlar. Zaten bunun içine bir tweet atılmıştı. Yoruldukça yiyoruz, yedikçe yoruluyoruz diye. Yani şimdi de daha 5 dakika yol geldik. Böyle bir yine bir acıkmaya başladık. Cihangir kebaba geldik. Buranın yaptığı çok güzel bir lahmacun var. Böyle kebapla böyle bir değişik bir lahmacun stilleri varmış. Onu deneyeceğiz. Bakalım biz neler bekliyor. Bu da Adana lahmacunu arkadaşlar. Dediğimiz gibi bundan 5 tanesi bir porsiyon olmuş oluyor. Daha küçük, içerik olarak aşağı yukarı Diyarbakır'dakiyle aynı ama boyut biraz daha farklı. Şimdi buraya neden geldik diyeceksiniz. Tabii ki az önce kebapçıdaydık ama bu sefer lahmacun içinde kebap olacak arkadaşlar. Gurme lahmacun diyorlar. Adana kebabını özel yapılmış daha büyük lahmacunun içine çekiyorlar. Da şöyle bir kıtır alırım ben. Anam! Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Tamam. Elimi çekelim, elimi çekelim. Şimdi arkadaşlar, lahmacun manyağı bir insan olarak söylüyorum. Yani günde oturup mesela Diyarbakır'dayken 6-7 tane yemişliğim var. Geçen hafta istersen şahitsin. Evet. Böyle bir güzel bir konsept yaratmışlar. Adana kebabı gurme lahmacunu içine sarıyorlar ve böyle bir gurme lezzet ortaya çıkıyor. Tabi zaten meşhur klasik lahmacun da burada. Az önce bunu göstermiştik. Vallahi işte benim şu anda en sevdiğim ana geldi. O yüzden ben de yiyorum. Afiyet olsun. Abi sadece azıcık bir şey istemiştik ama tüm kırık fıstık, kırık fıstık, toz fıstık ve kaymaktan oluşuyor. Abi az getireceğiz demediniz mi? İslam, bu nedir ya? İslam bir şey diyeceğim. Tadımlık abi. Ne diyorsun bu şeyle ilgili? Aklımız çıktı gitti. Aklım şu an koştuğu yollarda. Adana'nın ne kadar sıcak olduğunu artık anlatmaya gerek yok. Adanalılar da bunun çözümünden biri olarak şunu bulmuşlar. Bici bici hocam değil mi? Evet. Özellikle yaz aylarının muhteşem lezzeti. Ne yapacaktın ustam? Kavunlu bici bicimizi yapıyoruz bizim spensiyerimiz. Evet. Kavun ve karpuz da yapıyoruz. Bu aralar güzel kavunumuz da var. Birlikte yapacağız. Hadi bakalım. Bici bici yemeğe geldik. Başta kavunu kesiyorsun. İçi zaten bunun boş. Aynen öyle. İçini çıkaracaksın herhalde. İçinin çekirdeğini boşaltıyoruz. İçini çıkardın, şimdi de kenarlarını keseceğim. Bunu da herhalde sunumda kullanacaksın değil mi? Evet. Tamam. Kavunumuzu oyduk. Şimdi şekerini atıyoruz. Tamam. Bir yemek kaşığı attın. Evet, altına. Tamam. Daha sonra bicimizi... Tanesine ekliyorsun. Tane, dokmamız dediğimiz. Aha. Üstüne yine bir şeker. Bir parça daha şeker. Ve olmazsa olmazımız gül aromamız. Çok lezzetli oluyor ya. Dokmamızın üstüne. Asıl lezzeti veren bence o. Evet. Şimdi karımıza geçiyoruz. Tamam, buz. Evet, buzumuzu bu şekilde. İçerisine aktardın. Şekerimiz için. Şeker için. Güzel. Çok iyi. Her meyveden ekliyor musun? Yani ne istenirse İsteğe ekliyor bağlı, musun? Tabii. Kivi, şeftali kullanıyoruz. Mevsim meyveleri diyebiliriz. Mevsim meyvelerini mevsim kullanıyoruz. Yani. Peki en çok hangisi yakışıyor? Muz. Muz yakışıyor değil mi? Evet. Çilek de güzel oluyor ya sanki. Çilek, evet.
ve biraz bizim buraya özel, sizde özel sadece bizde olan kuru yemiş. Kuru yemişler, eriklerimiz. Ne güzel. Daha sonra da asıl şerbetimizi... Şey kısmı. Ne şerbet hocam bu? Bu gıda boyası ile yaptığımız. Gıda boyası ve evet. Su değil mi? Aynen. Şekerli su. Şekerli su. Ve hazır. Çavuş ustam yaptı ama biz de servisi kendi ellerimizle yapıyoruz. Buyurun efendim, buyurun buyurun. Tut abi. Düşürecek yoksa dur. Dur tabi üstü eser tut oradan. Çok ağır arkadaşlar yani. Özellikle Çavuş hocam bizim için büyük bir kavun seçti değil mi? Evet, afiyet olsun. Hadi beyler afiyet olsun. Tatlı haydi, zamanı. Şimdi Adana'yı bölge bölge fethetmeye devam ediyoruz. Sıradaki yerimiz Büyük Saat civarındayız. Burada da birkaç mekana uğrayacağız. İlk başta lokuma gideceğiz. Yani bu et lokum değil. Sabahtan beri anlattığım et lokum değil. Gerçek lokumcu arkadaşlar. Bakın onlarca çeşit lokum bizi bekliyor şu anda. Selam. Bu ne? İlaç. İlaç, ilaç tableti. Var mı adı? Var. Yayla sucuğu. Yayla sucuğu arkadaşlar. Barış sucuğu. Şahin bir şey soracağım. Kaç yıldır bu şey yapıyor? 37 yıldır. Her gün yiyorsun mu doğru? Her gün yiyorum. Sen de Allah'ına vurur. Her gün bu kadar yiyorum. Şimdi Uğurcan şekerlemeye geldik. Öyle diyorum değil mi? Evet. Doğru. Az önce zaten size gösterdim biraz görüntüleri. Burada çok güzel bir şey gördüm. Çocukluğumuza bizi götürdü. Bisküvi arası lokum. Herhalde yemeyen de yoktur. Sağolsun abim Şahin abim bütün çeşitlerden tek tek denettirdi ama afiyet olsun kardeşim. Favorim bu oldu tabii ki çünkü bir geçmişe olan özlemimiz vardı. Benim daha çok böyle aileler takip ediyor. O yüzden size tavsiyem çocuklarınıza mutlaka bu güzelliği de tattırın. Bilsinler. Tabii glikozsuz. Sizdeki glikozsuz. Tabii siz de zaten çocuklarınızı sağlığını önemseyeceğiniz için bu tarz güzel şeyleri, güzel hatıralarımızı, geleneklerimizi de unutturmayalım çocuklarımıza. Tavsiye ederim. Teşekkür ediyorum usta. Afiyet olsun kardeşim. Görüşmek üzere. Sağ olasın. Şimdi Adana'da tahin de özel bir ürün arkadaşlar. Burada çok iyi tahin yapan yerler de var. Hemen arkamda şu anda taptaze, sımsıcak tahinleri yapıyorlar. Susamdan yapıyorlar. Susam da hani bu bölgede çok olmasa bile civarda çok olan bir ürün. Yeni çıktı işte. Tadına bakıyorum. Hem pekmezsiz gitmez ama... Yani bu sırf bu tazeliği için bile denenmesi gereken lezzetlerden. Kilosu da bayağı iyi. Uğramışken alınıyorum. Şimdi bu sefer olaya biraz tersten başladık. Aslında ciğere hep sabah giderdik ama bu sabah böreği yemeyi tercih ettiğimiz için ciğere şimdi geliyoruz. Akşam saatlerde geldik. Zaten ciğeri istediğiniz gün, günün istediğiniz her saatinde yiyebilirsiniz. Meşhur ciğerci Mehmet Usta'ya geldik. Zaten kapıda kendisi sürekli de bekler, müşterilerini ağırlar. Merhaba, merhaba. Merhaba Hacı Mehmet Usta. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adana'daki en iyi ciğercilerden biridir. Bunun garantisini size verebilirim arkadaşlar. Daha önceki geldiğim senelerde sürekli denemiştim. Biz de bugün birazcık da ciğerle günümüze devam edeceğim. Sanırım bugün 20'yi geçtirdim Muratçım bugün. 20 çeşit şey yemişim buraya herhalde. Daha akşamı var bu işin. Hadi bakalım nasıl olacak. Mehmet Ustam bize özel bir söğüş tabağı yapacak. Evet, evet. Sakadan, sakadan tabağı. Şimdi burada ne var Mehmet Ustam? Burada yürekler, böbrek, koç yumurtamız var. Yürek, uykuluk, böbrek, koç yumurtası evet. Arkadaşlar. Bundan evet. Sonra bunu alacak ocaktan. Bakın gösteriyorum. Evet. Aldıktan sonra da burada acvarlayacak, servis edecek. Evet. O zaman bekliyorum. Evet. Şimdi Mehmet Ustam'ın el emeği göz nuru söğüşü elimde arkadaşlar. Yani bir hayvanda çıkabilecek bütün sakatatlar bu tabakta var. Özel sosuyla birlikte ben o kısmı biraz kaçırdım ama şöyle anlatayım. Zeytinyağı, maydanoz, sarımsak ve birçok baharat bu söğüşü içinde var. Sonra hepsini acvarlayarak hazır hale getiriyor. Geldiğiniz zaman da bunu talep edebilirsiniz. Ben şimdi bekleyen aç kurtlara getiriyorum. Afiyet olsun. Getir. Bayağı iyi. Zerine bakın. Mehmet abi senin ben ciğerini yerim abi ciğerini. Eyvallah, sağ eyvallah. Bak abi bak. Taze sulu, taze, sulu sulu, sulu. Evet. Bu ne Mehmet abi? Hangisi canım? Şu ortadaki yatan. Bu canım Akdeniz balığı, Akdeniz. Allah Allah. Derya kuzusu. Kaburgadan mı bu da? Kaburgadan. Sen de Allah'ına vurman. Kaburgadan efendim. Evet, Fatih abinin limon sıkma olayı da efsane. Çünkü canlı usta var ya, onun gözü duruyor burada. Eyvallah. Limon değil, bir de dezenfektan işte. Korona kapmayacağım artık yani. Kuzu sarımımız, içinde mumbar ve çöz, badem denilen.
özel sarım, günlük sarımımız. Bu tamam. Da içinde uykuluk, iç çayına sarılı. Her gün meşe kömüründe böyle kızarttığımız, günlük taze bir şey sunduğumuz bir ürünümüz. Tamam. Lezzetli. Tamam, şimdi o zaman bir ekmek arası yaparız piştikten sonra. Başta böyle dilim dilim doğruyorsun bunu. Kesinlikle. Tamam. Közü atacağız. Közde pişireceksin. Kimyon herhalde. Evet, kir çekilmiş. Dağ kekiği. Pul biberimiz. Pul biber. Tamam. Tuz. Tuz, süper. Ve final. Kaç tane şey falan niye var herhalde? Yiyecek bir şey biliyorsun galiba. Her hafta gidiyor musun? Bu iki ay öyle oldu. Yani Allah aşkına bu dönem bunlar falan gitmeyeceğiz. Akın gideceğiz, ben gitmeyeceğim. Ben gitmem ya. Arkadaşlar sonra Missis bölgesine geldik. Adana'dan bir 25 km uzaklıktayız. Şu anda Missis ayranı yapmak için yerindeyiz. Yörük ayranı. Yörük ayranı. Çünkü lütfen bak istediğim şey. Abi içeri göster içeri. Adana yeterince köpürmüş durumda. Merhabalar efendim. Keyfinize bakın.